Kazanım 25 ile devam ediyoruz. Şimdi burada sayılar verilmiş. 49'un karesi eksi 1 bölü 49'un kübü eksi 1 bölü 50 e, bölü 49'un karesi artı 50. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Tabi burada büyük sayılar olduğu için karelerini almak ve kübünü almak uzun sürecek. Bu yüzden çarpanları aramaya kullanacağım. Şimdi burası 49'un karesi eksi 1'in karesi. Çara farkından 49 eksi 1 48 çarpı 49 artı 1 50. Şurayı iki kare farkından 49 eksi 1 49 artı 1 diye yazdım. 48 çarpı 50. Bölü. Şimdi bu 49 eksi. 49'un küpü eksi 1'in küpü. A küp eksi B küp. Nasıl açıyorduk bunun açımdan? A eksi B. Yani 49 eksi 1. Direkt 48 yazıyorum. Çarpı. A kare. Doğru mu? 49'un karesi. Eksi olacak arada. Burada pardon bu sefer artı olacak. Çünkü buraya 49 eksi 1 diye yazdım. Artı. A çarpı B 49 çarpı 1. 49 a artı 1'in karesi 1. Yani aslında şurada A küp eksi B küp açılımı yaptım ben. A küp eksi B küp açılımı yapıp A yerine 49 B yerine 1 yazdım. 49 eksi 1 48 direkt onu 48 diye yazdım. Bunu yazdıktan sonra şurada normalde e, tabii şurası gözükmüyor. Şurada e, bölü var. Şurayı bir sileyim de bölüyü rahatça görelim. He, Şuradaki bölü de bölü neydi? ters çevirip şurada birin inkübü de yazayım. Bölü de çarpı yapacağım. 49'un karesi artı 50 yukarı gelecek. Bölü 50. Şimdi bak şurada 48'leri sadeleştirdim. 50'ler sadeleşti. E burası 49'un karesi artı 49 artı 1. 49'un karesi artı 50. E çarpım durumunda olduğu için hepsi sadeleşti. Yani payla payda sadeleştiği için sonucun 1 oldu. Cevabım D oldu. İkinci sorudayım. Şimdi 7 üzeri 9 artı 1. Şimdi 7 üzeri 9 7'nin küpünün küpü demek. Küp açılımı olarak yazıyorum. Burası da 1'in küpü. A küp artı B küp. Neydi? A küp artı B küp. A artı B yani 7'nin küpü A artı 1. Doğru mu? Çarpı. A kare. 7'nin küpünün karesi 7 üzeri 6. Arada eksi olacak burası artı olduğu için. Birinci ile ikinci çarpımı 7 üzeri 3 çarpı 1. 7 üzeri 3 artı 1'in karesi 1. Zaten bu paydaki, paydadaki ile aynı oldu. 7 üzeri 6 eksi 7 üzeri 3 artı 1. Çarpım durumunda olduğu için burası. Direkt şurayı sadeleştirdim. Cevabım direkt 7 üzeri 3 artı 1 oldu. Şimdi 7 üzeri 3 e, kaç yapıyor? 49 çarpı 3 mü yapıyor? 49 çarpı 7 özür dilerim. 343 yapar. 7'nin küpü. 343 artı 1'den 344 olur cevabım. Doğru cevap C seçeneğidir. Geçtim 3. soruya. 21'in karesi bölü 19 artı 19'un karesi bölü 21 vermiş. İşte 21'in karesi 19 çarpı 21 artı 19'un karesi bölü 19 çarpı 21. Şimdi bak şöyle yaptım. Şurayı 21 ile şurayı 19 ile çarptığım zaman yukarısı ne oluyor bak. Şurası 21'in küpü olacak. Artı 19'un küpü olacak pay kısmı. Bölü işte 19 çarpı 21. 19 çarpı 21. Şimdi 21'in küpü artı 19'un küpü. A küp artı B küp. A artı B. 21 artı 19 çarpı A kare 21'in karesi eksi olacak burası artı olduğu için 21 çarpı 19 21 çarpı 19 artı ikincinin karesi 19'un karesi bunu böyle yazdım küp açılımını yaptım bölü paydada ne var paydaya eşitlediğim için 19 çarpı 21 şimdi şu bölüyü çarpı yapacağım ifadeyi ters çevireceğim paydadaki 19 çarpı 21 yani burası paya gelecek yukarıdaki de 21'in karesi eksi 19 çarpı 21 artı 19'un karesi de paydaya gelecek e zaten 19 çarpı 21'ler. Çarpım durumunda sadeleşti. Işte. 21'in karesi eksi 19 çarpı 21 artı 19'un karesi aynı olduğu için sadeleşti. Ne kaldı burada? Diğerlerinden hep 1 kaldı yani. 21 artı 19 40 olur. 40 bölü 1'den cevabım 40 oldu. Doğru cevap D seçeneğidir. Geçtim. Dördüncü soruya. Şimdi bak A'yı vermiş B'yi vermiş. A eksi B çarpı A kare artı A B artı B kare. Tabi burada A'yı B'yi yerine yazabilirim ama bunun yerine direkt şuradan. Bu Direkt küp açılımı. A küp eksi B küpün açılımı bu. A küp eksi B küp. Yani A eksi B çarpı A kare. Aradaki şart artı A B artı B kare. E A küp. A'nın kübü küp küp 3'ün kübü 3 yapar. Küp kök kübü götürdü. Küp 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 götürdü. E B dedim küp kök 2. B küp eksi küp kök 2'nin kübünü aldığım zaman küp kök gidecek 2 kalacak. 3 eksi 2'den cevabım 1 oldu. Doğru cevap D seçeneği oldu. Geçtim 5. soruya. Şimdi burada bana bir şey vermiş. B'yi vermiş. İfade eşitti. Şimdi burada direkt şöyle bir baktığım zaman a küp artı 8 b küp var burada. Buradaki ifade dikkatimi çekti beni. a eksi 2 b çarpı a kare birincinin karesi birinci ikinci'nin çarpımı. Aradaki işaret artı burası eksiyken burası artı. Artı ikincinin karesi. E bu direkt a'nın kübü eksi 2 b'nin kübü yani eksi 8 b küp demek değil mi açılım olarak. O zaman diyeceğim ki Burası a küp artı 8 b küp başta var zaten. E bu da eksi parantezinde a küp eksi 2 b'nin kübü. Yani a küp eksi 8 b küp oldu. Doğru mu? Şimdi şuradaki eksiyi dağıtınca a küp eksi a küp gidecek. Eksi eksi 8 b'den artı 8 b küp. Bunun sonucu 16 b küp oldu. A küpler sadeleşti. E 16 çarpı b 1 bölü 2 ise b küp nedir? 1 bölü 2'nin kübünden 1 bölü 8. Yani 16 bölü 8'den cevabım ne oldu? 2 oldu. Doğru cevap D seçeneği oldu. Bu kazanım da bitti. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>